Yunanistan'da Adalet Bakanlığı nöbetimize devam ediyoruz. Yunanistan hapishanelerinde tutsak Türkiye'de 11 devrimci için haftalardır buradayız. Türkiye'de 11 devrimci adalet istemeye, onların adil yargılanma taleplerini aykırmaya devam ediyoruz. Türkiye'de 11 devrimci, işbirlikçi, Amerikan uşağı Miçotakis hükümeti tarafından emperyalizmle ve Türkiye faşizmiyle işbirliği yapılarak onların talimatlarıyla tutsak edildi ve yine onların talimatlarıyla yapılan siyasi bir yargılamayla, siyasi bir kararla 333 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Yunanistan mahkemeleri hukuka, yasalara değil, siyasi iktidarın, Miçotakis hükümetinin talimatlarına uygun bir yargılama oyunu oynayıp, kendi hukuklarını, kendi yasalarını açıkça çiğneyerek, adil yargılanma ve savunma haklarını gasp ederek Türkiye'li devrimcilere ağır cezalar verdi. Türkiye'de 11 devrimci ağır cezalara çarptırıldılar ama yargılanmadılar. Çünkü yapılan asla bir yargılama değil, apatik bir yargılama oyunuydu. Hepimizin gözlerinin önünde bir tiyatro oyunu oynandı. Bu tiyatroda hakim kılığına girmiş yadatlar, işbirlikçi Miçotakis hükümetinin kendilerine verdiği rolü en iyi şekilde oynayarak, ellerine tutuşturulan senaryoya uygun olarak Türkiye'li devrimcilere cezalar yağdırdılar. Ve bu bir yargılama, verilen cezaların ise bir mahkeme kararı olduğunu iddia ettiler. Hayır, bu kesinlikle bir yargılama değildir. Bu kesinlikle bir mahkeme kararı değildir. Bu apaçık bir tiyatrodur. Bu tiyatronun senaryosu ise işbirlikçi Miçotakis hükümeti, ABD emperyalizmi ve Türkiye faşizmiyle işbirliği halinde yazmıştır. Türkiye'de 11 devrimciyi anti-emperyalist, anti-faşist mücadeleleri nedeniyle bu mücadeleyi engellemek için cezalandırmak, bu cezalarla yıldırmak istediler. Bunun için böyle bir senaryo yazdılar ve mahkemeyi, hakimleri, savcıları da birer araç olarak kullandılar. İşte bugün bunun için bir kez daha burada tabelasında adalet yazan ama adaletsizliğin baş mimarlarından olan bu kurumun kapısındayız. Oynadıkları bu oyuna, bu tiyatroya kanmadığımızı, kanmayacağımızı ve oyunlarını açığa çıkarıp tüm dünyaya teşhir edeceğimizi aykırmak için buradayız. Türkiye'li 11 devrimcinin adil yargılanma hakkını savunmak için buradayız. Onlardan adalet beklemiyoruz. Sadece kendi hukuklarına, kendi yasalarına uymalarını istiyoruz. Onlara kendi hukukunuza, kendi yasalarınıza uyun demek için buradayız. Ve bu hukuksuzluğu, bu adaletsizlik, bu yasal zorbalık son bulana, Türkiye'li 11 devrimci özgürlüğüne kavuşana kadar burada olmaya devam edeceğiz. Adalet istiyoruz, alacağız. Adil yargılanma istiyoruz, alacağız. Yunanistan halk cephesi.